erimesi için nasıl bitkisel destek sağlarız? Yanlış beslendiği için insanlar mesela fast food, Amerikan tarzı beslendiği için yemiş olduğu hamburger, cheeseburger vesaire de vitamin, mineral, enzim yok. Bağırsakları niye alacak? Yok ki bir şey. Değil mi? İçi boş. İçi boş. O nedenle hücreler telefon ediyor merkeze, diyorlar ki alo merkez açız. Vitamin yok, mineral yok, enzim yok vesaire. Beyin de diyor ki tamam. Bağırsaklara geçirgenlik, permeletit kas sayısını artırır. Geçirgenlik kas sayısı artarsa bağırsaklardan geçmemesi gereken mantarlar bağırsaklardan kana karışıyor. Geçiliyor, emiliyor, absorbe. Kana karışırsa ne olur? Sepsis hastalığı, yani kan zehirlenmesi olur, kişi ölür. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl 18 bin kişi yanlış beslenmenin tetiklediği sepsisten öldü, kan zehirlenmesinden. Dünyada hızla yayılan bir rahatsızlık şimdi sepsis, kan zehirlenmesinden ölümler başladı. Amerika'da hızla yayılıyor. Fast food tarzı beslenmenin doğurmuş olduğu rahatsızlık, sepsis. Şimdi bu tabii ki beslenmemize de dikkat besinlerdeki etmemiz vitamin, gerekiyor. Mineral, enzim alınamadığı için karaciğer nedir? Laboratuvar. Ne yapacak? Kan yapacak. Karaciğer kan yapabilmesi için vitamin, mineral, enzim vesaire, elinde malzeme alması gerekiyor. Amino asit vesaire. Bu şuna benzer. Mutfağa girdiniz, helva yapacaksınız. Yağ lazım, un lazım, şeker lazım. Malzeme. Tava lazım, ateş lazım vesaire. Ama yok, malzeme yok. Nasıl helva yapacaksınız? Helvaya benzemez bir şey yaparsınız. Lapa gibi bir şey, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Karaciğerde kan yapamaz. Çünkü yapsa da kanın kalitesi düşük olur. Evet. Kemik erimesi bundan kaynaklı. Şimdi genellikle kemik erimesi eskiden menopoza giren bayanlarda oluyordu ama şimdi gençlerde de oluyor. Çok çok erken başladı yanlış beslenmeden dolayı. Kemik erimesine karşı bu gördüğünüz söğüdün 300 türü var. O kadar çeşitli. Ak söğüt, kara söğüt, erguvan söğüt, kırmızı söğüt gibi türler var. Bu söğüt şifalı söğüt. Şimdi bunu şu kabuğu salisilatlar denen bir madde içerir. Salisilat. Yani bunun birleşimindeki salisilatlar mesela saligenin kişi bunu kurutup da çayını içtiği zaman bağırsaklardan emilir, kana geçince bunun içerisindeki saligenin parçalanarak salisilik aside dönüşür. Yani aspirine dönüşür. Aspirin nedir? Asetil salisilik asit. Ağrı kesicidir dolaylı olarak. Ama aspirin sentetik olduğu için, petrolden yapıldığı için, eskiden bitkiden yapılıyordu. Fakat talep çok olunca o kadar bitki kesip de efendim aspirin yapacak halleri yok. Ne yaptılar? Petrolden ürettiler. Oysa bu doğal olduğu için ne yapıyor? Bunun birleşimindeki etken madde direkt asetil salisilik asite dönüşmüyor. Yavaş yavaş 4 ila 20 saat arasında çözülüyor. Uzun bir süre çözülüyor ve aside dönüşüyor. Ama bu tehlikeli bir asit değil. Ne yapıyor? Romatizmayı, ağrıları, bel ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, artrit, artroz, ankilozan, spondilit, 200 çeşit romatizmaya karşı etkili. Kim diyor? Ben desem şimdi diyecekler ki Gökçe şunu diyor, acaba ispat edecek mi? Evet, ispat edeceğiz. Evet, araştırmamız var. Evet, yine evet. Klinik araştırması. Başkaları gibi şöyle şöyle deyip de devamını getirmezlik olmaz. Klinik araştırması var. Burada var. Şurada şu klinik araştırması dergide yazıyor. Benim kitapta da var. Haifa Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi yapmış oldukları klinik araştırmada söğüt kabuğundan elde edilen ekstraktın ağrıları dindirdiğini belgelemişler. Frankfurt Üniversitesi'nden ortopedik kliniğinde 451 kronik sırt bel ağrısı olan hastalar üzerine tedavi denemesi yapmış, hastaları iyileştirmişlerdir. Artı kronik artrit olan, yani eklem iltihaplanması olan hastalar söğüt kabuğundan elde edilen ekstrakt ama. Yani bu kabukla tedavi çok yani çok zaman. Yani damıtılmışı. Damıtılarak elde edilen özü. Burada klinik araştırmalar var. Şimdi bazıları diyor ki ya geçen bir profesör Zat-ı Muhterem İbrahim Saracoğlu Beyefendi diyor ki İbrahim Saracoğlu Beyefendi Hazretleri diyor ki sabah maydanoz, kere, otu, akşam ıspanak, pırasa yerseniz panik atak, depresyon iyi gelir. Var mı elinde klinik araştırması? Yok. Klinik araştırması yapılmış mı? Yok. Homopatide çalışma var mı? Yok. Aromaterapide var mı? Yok. Komusun E'nin böyle bir çalışması var mı? Yok. Neye göre konuşuyorsun? Ben biliyorum. Neye göre?
Nerede araştırma yaptı? Hiçbir bilgi yok. Diyor ki çınar yaprağı kemik erimesine iyi gelir, artrota, artrize, romatizme iyi gelir. Komisyon üye var mı bu işin içinde? Yok. Homopati var mı? Yok. Aromaterapi var mı? Yok. Üniversitede klinik araştırması yapılmış mı? Yok. Peki neye göre konuşuyorsun? Ben profesörüm, konuşurum. Yok öyle bir şey. Profesör olabilirsin ama... Profesörler de hata yapabiliyor malum. Yani olmaz bu. Hı-hı. Biliyorsan konuş. Amenna. Sonra çıkıyor diyor ki alerjiye karşı üzerlik iyi gelir. İyi gelir demeyeceksin. Belgeleyeceksin. Şurada şurada şu klinik araştırması yapıldı diyeceksin. Klinik araştırmasıyla araştırma yapılmış mı? Yapılmış. Yapılmışsa konuşalım. Yapılmamışsa konuşup insanları yanıltmayalım. İnsanlar beni arıyor. Diyor ki çınar yaprağı gönderir misin hocam? Ne yapacaksın diyorum. İyi geliyormuş. Geliyormuş olmaz. Mış olmaz ilimde. Belge bilgi olur. Belge bilgi var mı yok. Evet. O zaman konuşmayacağız. Söğütle ilgili, kemik erimesiyle ilgili konuşmuştum. Söğütün kabuğundaki salisilik asitlerden saligenin kana karıştıktan sonra yavaş yavaş çözülür, salisilik aside dönüşür. Uzun bir zamanda dönüştüğü için herhangi bir yan tesiri yok, tamamen doğar. Omuz, sırt, bel, boyun ağrılarına, kalça, diz ağrılarına, artrit, artroz, ankilozan, spondilit gibi rahatsızlara karşı burada klinik araştırması var, elimizde belge var. Etkisi ispat edilmiş. Kitapta da, dergide de yazıyor. Yani bir şeyi konuşursak her zaman her yerde ispat ederiz. İspat edilmeyen, klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmeyen bir ürünü biz sunmayız. Sağlıkta da net konuşmakta fayda var diye düşünüyorum.